Büyük bir saldırı gerçekleşmiş sizin bildiğiniz gibi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl yorumluyorsunuz? Kürdistan'a gerçekleştirilen saldırılar her ne kadar 7 Haziran sonrası yoğunlaşmış olsa da hepimiz şunu biliyoruz, bu daha önceden verilmiş bir kararın sonucu. Özellikle belki ilanını 7 Haziran öncesinde Tayyip Erdoğan'ın bu müzakere masasını tanımıyorum deyip bunca yıldır Kürt halkının ve Kürt halkının önderi Abdullah Öcalan'ın büyük fedakarlık ve aynı zamanda sabırla yürüttüğü süreci baltalamasıyla başladı bu saldırılar. Hı hı. Ve yani bütün bu saldırıların arkasında aslında gördüğümüz Tayyip Erdoğan kendi iktidarını kaybetme riskini gördüğü andan itibaren ve Kürt halkıyla yürüttüğü sürecin kendisine değil de bölge halklarına, Türkiye halklarına, bölge halklarına yaradığını gördüğü andan itibaren Kürt halkına dönük saldırıyı yükseltti, yoğunlaştırdı. Özellikle 7 Haziran sonrası da kendi iktidarını işte şimdi bu hile, zor ve aynı zamanda baskıyı da aldığı o %49,5'luk oyu açığa çıkartabilme açısından da savaşın en kirli boyutuna kadar tırmandıracağını da gösterdi. Kaldı ki bu sadece Kürt halkıyla da alakalı değil, kendi iktidarını kaybetmemek için bütün bölgeyi de devam etmekte olan o savaş atmosferine benzinle gideceğini de hem gerek Rusya'nın uçağının düşürülmesi, gerek IŞİD'le girdiği ilişkilerin bu kadar aşağı çıkmasına rağmen hala devam ettirmesi, bütün bu çerçevelerden bakıldığında bizim gördüğümüz tablo şu: AKP ve Erdoğan kendi iktidarını korumak için Kürt halkının örgütlü gücünü dağıtmanın kritik bir moment olduğunu görüyor. Bölgede yürüttüğü operasyonun karşısında en örgütlü, en ciddi duruşun, en etkili duruşun Kürt Özgürlük Hareketi ve onun çevresindeki örgütlenme olduğunu görüyor ve buna karşı da kendi hamlesini sürdürebilmek için bu örgütlü gücü dağıtmaya çalışıyor. Aslında ortada yapılan saldırının arkasında son noktada elbette Kürt halkının taleplerini karşılamamak var ama asıl olarak Kürt halkının devrimci örgütlenmesini dağıtmak olduğunu tespit etmemiz gerekiyor. Örneğin aynı talepleri Barzani ya da başka Kürt hareketleri sahiplenmiş, dillendiriyor ve bunun etrafında bir organizasyon yapıyor olsaydı ben Türk Devleti'nin de, AKP'nin de, Erdoğan'ın da aynı tarzda karşılık vermeyeceğini düşünüyorum. Nitekim mesela Kobani ve sonrasında Rojava'nın diğer bölgelerindeki yaşanan gelişmelere ilişkin de aynı şeyi söyleyebiliriz. Orada söz konusu olan PYD, YPG değil de Barzani'ye bağlı güçler olsaydı çoktan Türkiye orayı tanımıştı belki de. Oranın her türlü ekonomik, işte altyapı, üst yapı ihtiyaçlarını karşılayacak desteği veriyor olurdu. Şöyle sonuçlandırmış olayım sorunu. En nihayetinde burada saldırıların hedefi, odak noktası Kürt halkının AKP'nin ve egemenlerin hattına girmeme noktasında ısrarlı ve iradeli örgütlü duruşunu dağıtmaktır diye düşünüyorum. Bir kez daha sizinle bir röportaj yapmıştık. Röportajda da şunu anlatmıştım. Aslında öz yönetim meselesinin hendek tartışması üzerinden yapılıyor olması gerçekten hem Kürt halkı açısından hem Türkiye halkı açısından büyük talihsizlik. Çünkü öz yönetim meselesi temelinde bir bölgede, bir alanda yaşayan insanların kendi talepleri, kendi emekleri, kendi perspektifler üzerinden kendilerini yönetebilme anlayışıdır. Nasıl bunu sağlayabiliriz? Nasıl bir bölgede yaşayan insanların yaşam koşullarına ve geleceklerine başkaları değil, şirketler değil, devletler değil, atanmış memurlar değil de halkın kendisi karar verir. Öz yönetim meselesinin ana tartışma konusu gündemi bu. Biz aslında HDK ve HDP olarak Türkiye'de bu meseleyi tartışmaya açmaya çalışsak da devlet ısrarla bu tartışmaya girmemeyi tercih etti ve öz yönetim, yerel yönetim, yerinden demokrasi, bütün bu doğrudan demokrasi, bütün bu kavramları kendi sömürü sistemine karşı, kendi baskı rejimine karşı bir tehdit olarak algıladı. Ve bu tartışmalar her açılmaya çalışıldığında bizim karşımıza sanki asla yapılamayacak, asla konuşulamayacak, asla gündeme sokulamayacak bir tartışmaymış gibi getirdi. Dolayısıyla biz bu hendek meselesini de biraz böyle görmemiz, böyle algılamamız gerekiyor. Yani yine aynı yere bağlıyor gibi görünebilirim ama gerçekten de mesela aynı yere bağlıyor. Aslında hendek meselesi üzerinden de devletin hendek meselesini bu kadar büyütmesi ve ne yazık ki kimi çevrelerinde gerçekten bu tartışma
hendekler üzerinden oluyormuş gibi algılamasının algılamasına rağmen arkada yatan plan şu. İki tane farklı hayat sunuluyor. Bir tanesini bin bir türlü hile, hurda, devlet, binlerce yıllık devlet mekanizması, sermaye ilişkileri, bütün bunlarla halkı tepeden bir grup azınlığın adına yönetmek isteyen bir sistem geliyor hendekte, halkın kendi kendini yönetmek istediği bir başka sistemle çatışıyor. Bugün bu hendekte karşı karşıya geldi. Yarın barikatta gelir. Mesela aynı mesele gezi eylemleri sırasında barikatta karşı karşıya geldi. Orada da tartışılan oydu. Yani gezideki barikatların kurulma sebebi de buydu. Tartıştığımız şuydu o zaman da İstanbul'da, İstanbul barikatlarında ya da başka illerde kurulan barikatlarda. Bu ülkenin nasıl bir ülke olacağına, bu kentin nasıl bir kent olacağına, nasıl yönetileceğine halkla hiçbir alakası olmayan ve halkın çıkarlarını düşünmeyen bir seçilmiş elit mi karar verecek, halkın kendisi mi karar verecek? Yani dolayısıyla bugünkü gelişmeleri hendeklere bağlayan egemenler açısından bunda bir sıkıntı yok. Egemenler bunu tabii ki bir takım bahanelere bağlayacak ama özellikle ezilenler tarafında durup bu meseleyi hendeklere bağlayanlar kesinlikle şu soruyu kendine sormalı. Peki Gezi'de neydi? Gezi'de niye devlet Ali İsmail'i, Abdocan'ı, Medeni'yi niye öldürdü, niye katletti? Orada da mı hendek vardı? Hayır, orada dikine hendek vardı. Belki aşağı doğru değil ama yukarı doğru hendek vardı, barikat vardı. Yani hendek meselesinde de dolayısıyla kaldı ki şunu da görmek gerekiyor. Hendek hani birdenbire böyle hayatımızda hiç böyle bir şey yokken, hayat normal gidiyorken, işte her şey yolundayken, mesela Kürt sorunu bir demokratik çözüm yolunu almış ve devam ediyorken ortaya çıkan bir şey değil. Hendekten başlatanlara gerisini bir yana bırakın. Şunu söyleyin, şunun cevabını versinler. Bunu AKP taraftarları da kendine sormalı mutlaka. AKP'yi destekleyenler, bir biçimde Erdoğan doğru bulanlar. Eğer Tayyip Erdoğan, ben bu müzakere masasını tanımıyorum demeseydi, hendek kazılır mıydı? Kazılmazdı. Eğer bu ülke Kürt sorununun demokratik çözüm yolunda adımlar atsaydı, eğer bu ülke Kürt halkının kendi örgütlü özgürlük mücadelesiyle barışık bir hat, Kürt sorununun, Kürt halkının temel sorunlarının çözümüne dönük ilerletici bir hattı tercih etmiş olsaydı ortada ne hendek olurdu ne başka bir şey olurdu. O hendeklerin hepsi açıkçası halkların birbirleriyle etkileşimini, iletişimini, dayanışmasını güçlendirecek alanlar olarak kazanılmış alanlar olurdu. Bu hendek meselesine böyle bakmamız gerekiyor. Hendekte karşılaşılan, hendekte buluşulan, hendekte karşı karşıya gelen iki sistemdir. Hendek'in bir tarafında halkın öz örgütlülüğünü savunan, halkın özgürlüğünü savunan, halkın kendi inisiyatifiyle kendisini kurma, kendi geleceğini kurmasını savunan taraf vardır. Diğer tarafındaysa biz ne dersek onu yapmak zorundasınız diyen merkezi, üstten, halkın değil bir azınlığın çıkarlarını koruyan devlet anlayışı, algısı vardır. Bir hak olarak asla böyle bir haktan bahsedilemez. Diyelim ki senin söylediğin gibi onların baktığı yerden bakalım. Yani onların durduğu yerden bakalım. Yani egemenler %49,5 oy aldılar. Halkın %49,5 bizi destekliyor dediler. Tamam. Hükümeti kurduk dediler. Tamam. Yani bunların içeriğine girmiyorum. Nasıl kurduklarına girmiyorum. Kurdular. Ya sizin bu kadar geniş bir alanda bu kadar uzun süreli olağanüstü hal uygulamasını başlatmanız anayasa olarak hakkınız değil. Bütün bunları meclis onayından geçirmeden kafasına göre hiçbir hukuka, hiçbir anayasal güven...